Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Velhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Allahumme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilmen ve fehmen ve ihlasen ve alhiqna ila's salihin. Evet, iştigal konusunu aldık, metnimizi okuduk. Şimdi sorulara bakacağız inşallah. Evet, birinci soru. Buyurun İbrahim Hocam. Mal iştigal ve keyfe nakduru nukaddiru nukaddirul keyfe nukaddiru amilun nasbi ami biz diyor nukaddiru nahmu amilen nasbi fil meşguli anhu iza kâne mansuben. Evet, bize neyi soruyor? Bir de anladığınız cümlelerle iştigali anlatın hocam. Yani Türkçe olarak. Mansup geliyor. Mansup bir isim, ama, evet. Mansup bir isimdir. Mahfuz bir fiilin mef'ulun bihidir. Mahfuz yani gizli bir tam fiilin. O bizim şeyimiz, takdirimiz, güzel takdir ediyoruz nasbın amilini. Peki ondan önce mel iştigal dedi ya, o sizin ikinciyi cevapladınız. İştigal ne peki, sureti ne? Yani, bir isim geliyor. Bir isim sonrasında geliyor. Bir fiil geliyor. Mansup geliyor bu fiil, mansup geliyor şey isim. Sonrasında bir fiil geliyor ve o fiil onun amili olamıyor çünkü zamir aldığı için. Ve bu zamir nereye dönüyor? Bu zamir de bu iştigale dönüyor. İsme dönüyor. Meşgulün anha dönüyor. Çok güzel. Bundan dolayı biz değil mi? Bu işte iştigal dediğimiz konu bu oluyor. Şayet o fiil o zamir üzerinde amil olmasaydı, o zamir olmasaydı ne olacaktı? O isim üzerinde amil olacaktı. İşte bu iştigaldir. Nasıl takdir ediyoruz o mansup ismi? Onu İbrahim Hocam başta söyledi zaten. Bu şekilde mahzuf olan, vücuben mahzuf bir fiilin mamulü diyoruz. Evet, ikinci soru. Murat Hocam. Meta yecibü nesbül meşgulü anhu meşguli mudafile anhu meta yecibü ref'uhu meta yecüzü nesbuhu ve ref'uhu. Cemil. Evet, bir daha konuyu özetle demiş hocam size. O zaman bir 40 dakika lazım. O zaman şöyle yapalım. Herkes bir kısmını söylesin. Önce siz ne zaman nasb-ı vaciptir onu söyleyin hocam. Hocam eğer kendisinden önce bir şart edatı gelirse. Başka şart edatı. Sonra istifham edatı gelirse. Evet. Hemze hariç başka. Neydi? Kella. Tahdid edatları. Ela, hela, ella. Levla, levma, tahdid edatları. Yani genel olarak hepsini ne başlık altında koyuyoruz? Yani fiile has olan. Fiile has olan bir edata dönüş varsa. Edat geliyorsa yani. Kendisinden sonra fiil gelmeye has olan edatlar geliyorsa ne diyeceğiz o zaman? Nasb-ı vacip diyeceğiz. Cemil, çok güzel. Peki ne zaman ref'i vacip olur Azmi Hocam? Mübtedaya benzediği zaman ref'i vaciptir desek uygun mudur? Uygun değildir. Çünkü bütün suretlerde mübtedaya benziyor. Zaten bizim bu şekilde ayırmamızın sebebi o. Yani bizim bu şekilde tafsile girmemizin sebebi ne hocalarım? Zahiren iki vecihin de caiz olması. Yani buradaki örneklerin hepsinde zahiren, yani şeyi unutun. Biz şunu bilmesek hiç. Bir adam şunu bilmese, inden sonra fiil mi gelir, helden sonra isim mi gelir bilmese ve biz bu sureti insanlara götürsek, hepsi diyecek ki burada müfteda haberdir diyecek. Yani hepsinde bu caizdir sureten. Öyleyse bir, ne diyeceğiz? İsme has başına bir. Başına isme has bir
edat gelirse o zaman refi caizdir. Hayır, vaciptir. Olur mu? Vaciptir. Refi vaciptir. Zaten biz vacibi soruyoruz. Evet. Evet. Mesela örnek. Şey mi? İsmi has bir edat. Başka ne vardı? Şeyle hocam, bu mesela teemmeltu feyze şuubu, bu örneği verirsek olur mu? Olur, olur. Değil mi? Buradaki gibi mesela olur, güzel. Peki başka ne zaman refi vacip olur? Bir sura. Şuradan öyleyse şeyden okuyacağım hocam. Sura. Bunun dışında ki yerde zahir olduğu için refi tercih edilir. Tercihi konuşmuyoruz hocam. Vacip. Kim söyleyecek? Veya kendisinden sonra, yani o fiiliyle arasına öyle bir edat geliyor ki o edat kendisinden sonrasının öncesine amel etmesini engelliyor. Böyle bir edat İn ve gelirse. Hel. Öyle mi hocam? İn hel önemli değil. Önemli olan engellemesi. İn olur, başka bir edat olur. Önemli olan kendisinden önce amel etmesini şart edatları mesela. Bu şekilde. Örnek olarak in almış. Bunlar gelirse ne olur? Yine refi vaciptir. Evet. Peki ne zaman... Hocam, bir daha söyler misiniz ya onu? Eğer ki kendisiyle amili arasına kendisinden sonrasının öncesi üzerinde amel etmesine engel olan bir edat gelirse yine nedir? Refi vaciptir. Evet. Peki ne zaman nasbı ve refi caiz olur? İbrahim hocam, tercihlerle birlikte böyle kısaca. Yani bu nasbı vacip ve nasbı refi vacip derin dışındaki yerlerde merfu da gelir, mansup da gelir. Mesela örnekler. Mesela Zeyden idribhu. Oluyor mu? Evet. Burada peki hangisi tercih edilir? Burada tercih nasb gelmiş. Güzel. Nasb tercih edilir. Neden? Emir geldiği için. Emir geldiği için. Çünkü haberin emir gelmesi azdır. Başka? Yani hemze-i istifhamdan sonra olursa. Hemze-i istifham. Değil mi? Hemze-i istifhamdan sonra. Niye? Hemze-i istifhamdan sonra çoğunlukla yine fiil gelir. Güzel. Bunlar da refi ve nasbı caiz olan yerler. Detay yine var teşhirinizde de, kitapta da. Evet Murat hocam, yine size geldik. Mel edevat. Murat. Mel edevat muhtasatü muhtasatü muhtasatı. Yok, niye muhtasatı diye dedik ki, doğruydu. Sıfatı. Hocam sıfatı muhtasatü iddihulü alel ef'al. Evet. Ne diyor? Yani muhtas edatlar nedir? Yani fiilin, yani, fiile dahil olmaya has olan edatlar neler? Yani az önce de saydık aslında. Saydık bunları, doğru. Yani tahdid edatları, istifhamdı, işte emzari, işte şart edatlarıydı vesaire bunlar. İsme dahil olmaya has olan, bunlar da zaten izafü caiye dedik mesela. Bu şekilde doğru saydık bunları. Güzel, soru zaten çok yokmuş. Burada bak güzelmiş. Bak burada yine şey vermiş. Bu güzel oluyor. Bunu yapalım. Daha iyi hem konu anlaşılmış oluyor. Evet. Şimdi diyor ki fi beyan meşhul anhu ve mevki'ihi min el-i'rab. Evet, meşhul anhu beyan etme.
onun yerini söyleme ve hükmünü söyleme. Min hayz vücubun nasb. Nasb mı vaciptir? Refi mi vaciptir? Yoksa iki emirde caiz midir? Sebebiyle birlikte. Şimdi cümleler veriyor bize. Bakın güzelmiş. Cümleler veriyor. Cümlelerde ne yapacağız biz? Anlamaya çalışacağız. Nasb mı vacip? Refi mi vacip? Bunlardan çıkaracağız. Mesela birinci cümle olarak. Es-seyyaratu rakibtuha. Mesela yapayım ben. Es-seyyaratu rakibtuha da rakibtuha ha zamiri seyyareye dönüyor mu? Dönüyor. Bu zamir bu amil olan fiili meşgul etmiş mi? Etmiş. Engellemiş mi? Engellemiş. Kendisi hakkında meşgul edilen kim? Seyyara. Seyyareye dönmesini engellemiş yani. Bu iştigale benziyor mu? Benziyor. Peki hangisi caizdir? Ref mi caizdir? Yoksa nasb mı caizdir? İkisi de caizdir. Fakat hangisi tercih edilir? Ref tercih edilir. Niye ref tercih edilir? Çünkü zahir olan budur değil mi? Açık olan bu. Akla gelen ilk irab müpteda haber. Ondan dolayı seyyara müpteda rakip duva haber. Ma'a cevazi nasbi seyyareti. Seyyarenin nasbı da nedir? Caizdir. Ala ennehu iştigal. Evet. Güzel. Sonrakine gelelim. İnil bustanu. Evet. İbrahim hocam. İnil bustan dehaltehu. Ve İbrahim hocam işi biliyor bak. Bustanu bustane diye okumadı. Niye? Onu hocam bakacağız diyor. Evet. Dehaltehu fela tekfis ezharahu. Evet. Evet. Burada İniş şartı iyi gelmiş. İniş şartı iyi geliyorsa ne diyecektik? İnden sonra ne gelir? Düşünün hocalarım. Hiç böyle acele etmeyin bakın. Zihninizi kafanızı dağıtmayın. Ha teşcire bakayım. Neydi şey önemli değil. Şu anda böyle oturun sakin kafayla asıl şimdi oturur. Zihninizi dağıtırsanız yani, oturmaz. Ne diyorduk biz? İn, tahdid edatları. Değil gelmesi gerekiyor bunlardan. Sonra. Burada meful olur yani o zaman. O yani zaman meful olacak. Gelmiş. Niye meful olacak? Çünkü burada fiil takdir edeceğiz. Fiil neyi takdir edeceğiz? Buradaki müfessir fiilin tefsir ettiği müfesser fiili. Yani takdir ne olacak? İn dehalel bostane olacak. O zaman nasbının hükmü nedir? Nasbı vücuben olur. Vücuben olur. Niye? İnden sonra çünkü isim gelmiyor. Bostana girdiğinde çiçeklerini koparma. Evet, şimdi geldik bir sonrakine Murat hocam. Hella vaciben. Livatanike. Livatanike. Eddeytehu. Eddeytehu. Aynen. Eda etmek. Burada edevat tahdit yani hella geldiğinden dolayı zaten 3 tane şartımız var nas gelmesi için. Nas gelmesi vacip olmuş oluyor. Evet değil mi? Bunlar tahdit edatları olduğu için. Peki cümlenin takdiri ne? Yani hella eddeyte vaciben livatanike. Yani değil mi vatanına karşı sen görevini yerine getir, getirmelisin diye bu şekilde ne yapıyor? Söylüyor. Bu da tahdid edatları. Hella, ella, ela. Bunlar tahdid edatları. Evet. Buyurun Azmi hocam. Eş-şi'ru. Eş-şi'ru ma ehlâhu. Ma ehlâhu nasıl bir tabir bir kere? Güzel bak burada görmediğin başka bir şey getirdi. Soruların güzelliği bu. Çünkü dedim ya burada bütün edatları almıyor. Tek tek hepsini incelemiyor. Mesela teşcirde olan bazıları burada yok değil mi? İşte burada olan da bazen teşcirde yok. Çünkü her zaman bunu göstermiyor. Bir kere ma ahlahu nasıl bir şeydir? Yapıdır. Nasıl bir cümle yapısı? Şey mi? Şu ne acayip. Değil mi? Taaccüp. Peki ma ahlahu'nun irabı nedir? Ma ahlahu. İrabını yaparsak cevabı çıkacak. Ma nedir ma? Birinci kitapta görmüştünüz bunu. Ma. Leyseye benzeyen. Yok o değil. Çünkü taaccüp hocam. Ma taaccübiyye.
Ma taaccübiyye nekire mahda. Bir mana şey'un azimun. Değil mi? Nekire mahda. Peki ne mahallinde bu? Nekire taamme demiyor mu? Aynen. Nekire taamme. Nekire mahda. Evet. Peki ne mahallinde? Yani müfteda mahallinde oluyor değil mi hocam? Değil mi? Müfteda mahallinde. Çok güzel. Peki ehla, ehla ne? Ehla da öyleyse haberdir hocam. Fiili mazi, mazi fiil. Evet. Fi'lun madin mebniyun alel fethil mukaddere alel elifi mena'a min zuhuri ta'azzur. Peki failuhu, faili nerede? Amirun müstetirun takdiruhu huve. Vücuben takdiruhu huve değil mi? Vücuben burada. Niye? Vücuben. Taaccüpte vücuben oluyordu. Bakın ehla normalde mazi ama vücuben olmuş oluyor. Hu ne onun meful bihi. Ve hâzihil cümle fi mahalli şey haber. Fi mahalli ref'in haber. Haberi ma. Peki şimdi bu bak şimdi hocam sana güzel bir kopya verdi. Bu haber mahallinde şimdi. Şimdi gel. Buradaki şi'run ne olur o zaman burada? Eş-şi'run mübteda olur hocam. Peki nasp olamaz mı eş-şi'ra? Yok. Hu dönüyor olmaz zamir. Mı? Hu dönüyor. Niye olamaz? Niye olamaz? Mübteda olduğu için olamaz diyorum. Ne alakası? Öncesine değil mi? Ne? Öncesine amel edemiyordu. O yüzden amel edemiyor öncesine. Niye bak zaten söyledik ya hocalarım. Bu cümle müfessiri olsaydı, cümle tefsiri olsaydı irabı ne olacaktı? İraptan mahalle olmayacaktı. İraptan mahalle olmayacaktı. Ondan dolayı bu ne yapıyor? Ma gibi edatlar öncesinde amil olmasını engelliyor. Çünkü bunun cümle içerisinde görevi var. Cümle içerisinde neyi var? Görevi var. Bir daha buradaki başka bir mahzuf olan bir fiilin müfessiri olacak. O zaman iki tane zıttı cem etmiş olacağız. Hem İrab'tan mahalli yok hem de İrab'tan mahalli var. O yüzden nedir burada? Eş-şi'ru demek vaciptir. Güzel. Evet İbrahim hocam. O zaman hocam bu şeye ne diyeceğiz burada? Yine aynı o irabı yapacak mıyız? Hangisi? Tabii. Tabii ki şi'ru müpteda. Bu da komple müpteda haber ya bu cümle. Bu da komple haber. Hangisi? Ma ahlâhu mu? Tabii ma ahlâhu komple haber. Ma ahlâhu kendi içinde yine ma'yı müpteda diyecek tabii miyiz? Tabii ki canım. Haber de cümle olarak gelmiş. Tamam. Evet. Tamam. Güzel, devam edelim. İbrahim hocam sizde metal wudde tasfihi. Tasfihi. Evet. İbrahim hocam. Pardon sesi kısmışım da. Güt diye bakıyoruz değil mi? Burada da şart edatı var. Ama... Güzel. Meta değil mi? Meta her ne vakit? El vudde. Evet. Heh, güzel. Onu kestirdik. Tasfihi. Evet peki sureten nerede? Meşhur anlamı İbrahim hocam. Efendim hocam. Ha, sureten nerede? Sesiniz gelmiyor. Şu anda gelmiyor mu hocam? Şu an geliyor. Evet. Meta burada şart edatı. Güzel. Bu de mefhulun bih oluyor değil mi o zaman? Bih ile şey alması lazım olduğu için. Meful bih demiyoruz. Meful bih demiyoruz da yani iştigal üzerine mansup diyoruz böyle irap yaparken. Eğer iştigal diyorsak yani. Mansubun alel iştigal diye yapıyoruz. Ama hakikaten mahzuf olan bir fiilin meful bihi olarak takdir ediyor. Ama iştigal dediğinizde tekrar uğraşmıyorsunuz. Mahzuf bir fiil var vücuben vesaire. İştigal dediğinizde anlaşılıyor. Yani şöyle yazmıştım ben onu. Mansubun alel iştigal değil mi? Mansubun alel iştigal.
mef'ulun bihi aynı zamanda mef'ulun bihi lifiyemin mahsufi. Aynen, iştigal zaten o manaya geliyor. Peki niye burada? Nedir? Hükmü nedir burada? Burada vücuben nasb olması lazım. Niye? Şart edatı gelmiş. Ha, şart edatı geldiği için değil mi? Şart edatları nedir? Fiillere hastır. Bakın fiillere has. Başka bir örnek verdi. İn yerine. Evet Murat hocam. Es-sadiquke uddetun. Uddehu. Özür dilerim. Uddehu. Hocam istifham edatı geldi. Evet. Sadiquke uddetü ve ona dönen de yine bir zamir var. Zamir olduğundan dolayı esadiqake. Esadiqake mi yoksa sadiquke mi? Aslında istifham edatı olduğundan zaman doğru istifham edatı öyle ama illahi hemze demiştik. Hemze olunca ne oluyordu? Nasb'ı tercih edilir. Esadiqake diye. Niye? Çünkü çoğunlukla fiil gelir. Ama vacip değil. İsim de gelebilir. O yüzden ne olacak? Esadiquke de caiz. Sadiqake de sadiqake makbuldür. Daha tercih edilir. Evet. Bir sonraki Azmi hocam. El-Kerimu. El-Kerimu in-avenetuhu in-avenetuhu Aventehu şükrüke. Şekerake. Pardon, şekerake. Cevabı değil mi? Cevabı in geliyor. Aventehu şekerake. Hocam, el-kerimu burada şeydir. Müptedadır. Niye? Vücuben mi, cevaben mi? Vücuben çünkü in ma kablini şey yapamaz, geçiremiyor ameli. Değil mi? Onun amil olmasını orada amel etmesini engelliyor. Çok güzel. O yüzden el-kerimu diye ne dememiz lazım? Müpteda diye merfu okumamız vaciptir. Evet. Haysumel male. Evet. Kimde sıra? İbrahim hocam. Haysumel male. Haysu bu neydi hocam ya? Haysu'dan sonra Haysu'nun özellikleri neydi? Nerede saymıştık biz? Kendisinden sonra Haysuma. Haysuma da burada Haysu diye gelseydi kendisinden sonra genellikle isim gelirdi. Ama Haysuma burada nedir? Şart edatı değil mi? Her ne zaman ker neredeki sen bir mala nail oldun? Fedda'il buhle. Cimriliği bırak diyor o zaman. Değil mi? Burada evet, şart edatı olarak gelmiş. O zaman iştigal olacak yani. Nasb vacip olacak. Değil mi? Nasb vacip olacak. Meta da aynı şekilde. Haysuma da aynı şekilde. Nasb caiz vacip olacak. Evet bir sonraki Murat hocam. El-Kitabu. El-Kitabu lev calestehu le-eniste bihi. Eniste bihi. Yani onunla dost olursun. Enis dost demek. El-Kitabu hocam müpteda. Güzel. Niye? Niye vacip mi? El-Kitabu olmaz hocam. Bu rufi vaciptir. Niye? Çok güzel. Çünkü ya bu lev şart edatı kitaba dönmez mi? Hangisi? Amel etmez. Amel etmesini engelliyor değil mi? Bu lev calestehu le enistebi. Sen onunla mücalesede bulunsan kitapla devamlı oturup kalksan o sana dost olur. Sen de dost olursun onunla. Şimdi calestehu burada ne bak? Hu dönüyor doğru. Değil mi? Veya da hu dönüyor. Ama ne var bunun engel olan, geriye amil olmasına engel olan lev var. Şart edatları ne demiştik? Geriye amel etmesini engelliyor. Aynı zamanda bunların mevkii var cümle içerisinde. Gerçi la anestu la mahalle la minel irak yani cevabı şart gayr-ı cazime. Evet. Güzel. Nazartu, evet.
Nazartu feyze teyyara tu yerkebu hal yerkebu hal arabiyyo. Evet. Yani burada ne var hocam? Burada şey var. Nazar etteyyaratü. Evet. Bunun anlamı ne bir kere? Anlamından çıkaracaksınız. Şey baktım. Uçaklara baktığım zaman. Yok uçaklara değil. Ben baktım Feyza. Bir de ne göreyim? Yerkebuha iniyor arabiyi. Bir arabi uçağa biniyor. Değil mi? İzane burada hücaiye. Bir de ne göreyim? Baktım ki ona ne? Bir arabi biniyor. Ne olacak o zaman teyyara burada? Suretimiz bu değil mi? Yerkebuha at-tayyara. Teyyara yerkebuha. Hu dönüyor mu? Dönüyor. Et-tayyarizi. Peki ne olacak burada teyyaranın irabı? Teyyaranın irabı ne olacak hocam? Mübteda olacak. Niye? Peki hükmü ne? Vücuben ref. Niye? Çünkü izah-i fücaiye var. Çok güzel. İzah-i fücaiye'den sonra ve sadece isim gelir. Süpersiniz hocam. Evet. El-kanatiru. İbrahim hocam. El-kanatiru. Buradayım hocam. Şimdi okuyorum. El-kanatiru. Hayriyetu. Bakacağım. Nen şeyyedeha. Evet. Bak suretimiz nerede burada? Sureti söyleyelim önce. El-kanatirul hayriyetu. Değil mi bu? Aynen. El-kanatirul dönüyor. Ne dönüyor burada? Ha zamiri değil mi? Şeyyedenin ha zamiri buna dönüyor. Güzel. Peki amil olur mu olmaz mı? Hükmü nedir? El-kanatiru mu? Kanatira mı? Hem var burada. Ben şart edatı geriye dönmez. O istifam edatı. Bana... İstifam edatı yine geriye dönmüyor ama. Ben şeyye daha ne yapıyor? Engelliyor. Çünkü şeyye dehanın burada ne var? Cümle içerisinde mahalli vardır değil mi? Cümle içerisinde mahalli. Men müptedadır. Şeyye daha onun haberidir. Nasıl müfessire cümlesi olacak? Evet. Şakir o zaman müpteda olmak üzere merfu olması, zarf olması vacip. Güzel. El miskü mel miskinu evet la tezcurhu. Evet. Ya tezcurhu. El miskinü mübteda la tezcurhu haber gelir. Hükmü nedir? Vacip mi yoksa caiz midir nasfı? Aynı örnek bir daha geçmiş hocam da vacipti. Vacip değil. Burada vacip yapacak bir şey yok ki. Ne var? Hiçbir edat yok, bir şey yok. Böyle hocalarım edatsız vesaire geldiği zaman her zaman unutmayın. Her zaman iki vecih caizdir. Edatsız vesaire böyle geldiği zaman iki vecih hepsinde caiz. Sadece ne var? Tercih sebebi var. Mesela burada ref tercih edilir. Niye? Çünkü normal müfteda haberlik bir cümle. Bir şey yok. La tezcurhu yer şey gelmiş. La tezcurhu nasbı tercih edilir. Niye? Çünkü inşai bir cümle gelmiş. İnşai bir cümle geldiği için nasbı tercih edilir. Çünkü haberin inşai cümle gelmesi azdır. Şimdi böyle biraz daha iyi oturdu mu hocalarım konu? Kesinlikle. Yani. Aynen. Yoksa örneklerle hocam. Evet örneklerle. O yüzden inşallah zaten bu tarz usul yapıyoruz. İnşallah tedribatı çözdüğümüzde orada iraplar vesaire daha iyi oturacak. Evet. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahur davana elhamdülillahi rabbil alamin.